Çelik Palas'ın sunduğu Deretepe Balıkesir devam ediyor. Efendim Deretepe Balıkesir'de, Balıkesir 18 bin kilometrekare, Susurluk'tayız efendim. Susurluk'ta çarşamba günleri bizim şansımız oldu bu biraz. Öyle bir pazar kuruluyor ki buraya efendim, panayır alanı gibi. Bu pazarı birlikte keşfedelim dilerseniz. Hemen kardeşimin yanına geçiyorum. En büyük aşklar burada başlar dedi. Aynen abi. Ne aşkı bu başlayan? Abi çiçek böcek aşkı bunlar. Çiçek böcek aşkı. Aynen. Ne yapıyorsun, ne satıyorsun? Elimizde görmüş olduğunuz bu robot. Bununla bir tarafında doğruyor, diğer tarafıyla da ister ince ince soyuyorsun, tersini çevirdiğin zaman da jülyen yapar. Oo, metal paslanmaz kromdur bunlar. Robot. Evet. Tıraş da yapıyor mu? Tabii ki. Saç tıraşı, sakal tıraşı. Ya sen nereye, memleket neresi? Benim memleket Bursa Kemalpaşa. Bursa Kemalpaşa'dan evet. Geliyorsun. Kemalpaşa'dan geliyorum. Ya biz de duyduk ki Susurluk'taki bu pazar gerçekten bir cümbüş havasında oluyormuş. Özellikle çarşamba günleri evet. Tam bir panayır yerine dönüyormuş. Burası panayır yeri oluyor abi. İsim neydi senin? Benim isim Okan. Okan? Evet. Okan yaş kaç? 22. 22? Evet. Okan senin tarzını kime benzettim biliyor musun? Yıllar önce bir film vardı. Şener Şen gemide anlatıyordu. Aynen bu cirettere. Beckham Bauer. Aynen. Ne diyordu? Beyaz. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Mayer, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil. Ne diyordu? Fenerbahçeli Cemil bunu kullanıyor diyordu. Gerçekten çok özel bir şeymiş. Evet efendim, kardeşimizin söylediği gibi. Bakın şovunu nasıl yapıyor, nasıl satıyor ürünü, nasıl pazarlıyor. Evet. Hemen alalım bakalım. İnce soyar, kibar soyar, nari soyar. 3 dakikada salatana züllüyor. Bir tarafıyla soyuyorsun, bir tarafıyla da jülyen yapıyorsun. Midyen var, tavan var, sosyete de imaman var. En güzel aşklar burada başlar. Sonrası da evde başlar, unutma. Evet efendim, tüm hızıyla devam ediyor Deretepe Balıkesir'den. Evet abi, Mustafa Kemalpaşa'dan, Bursa'dan gelmişti kardeşimiz. Hemen bu tarafa da geçiyoruz, bakalım neler varmış burada. Sen nereden geliyorsun kardeşim? Kemalpaşa'dan geliyorum abi. Kemalpaşa'dan? Evet abi. Bursa Kemalpaşa'dan? Bursa Kemalpaşa, evet. Kaç kilometre buraya Kemalpaşa? 20-25 kilometre abi. O kadar yakın yani. Bizim evet, Balıkesir'den daha yakınmış. Evet aynen öyle abi. Sen ne satıyorsun? Oyuncak satıyorum. Bebelere, çocuklara evet, oyuncak mı satıyorsun? Köstebekgilli. Ne? Köstebekgilli. Köstebekgiller. Evet. Çizgi yani, filmlerde çıkıyor ya. Peki bir şey onları soracağım. Sor abi. 25 kilometre dedim Bursa Kemalpaşa. Evet. Oradaki pazarlara da gidiyorsun galiba. Buranın Susurluğun bu pazarını bize çok medettiler. Dediler ki gayet güzel bir panayır alanı gibi oluyor ve çok keyifli oluyor. Satışlar da gayet iyi oluyormuş burada. Var süper mı? Oluyor. Güzel süper mi? Evet güzel oluyor abi. Bir burası güzel. Memiş. Memiş. Evet. Memiş. Roman mısın? Aynen öyle. Eyvallah. Romanız. Eyvallah. Memiş'i bulduk efendim. Roman açılımı yaptık. İlle de roman olsun efendim. İster çamurdan olsun. İşte efendim yeni tatlar, yeni yerler, yeni yüzler keşfediyoruz. Susurluk'ta Memiş'i keşfettik. Hemen yeni bir yüzümüz var yanımda. Kardeşim tanıyalım seni. Abi ismim Ali. Ali. Mustafa Kemalpaşa'dan geliyorum. Sen de Mustafa Kemalpaşa? Evet ya efendim. Ya bütün Mustafa Kemalpaşalılar zapt etmişler burayı. Efendim burasını şu anda Kemalpaşalılar bastı. Neden öyle olayı? Nasıl diyeyim efendim şimdi? Bir de şöyle bir şey var. Yakın dinle. Herhalde buraya Mustafa Kemalpaşa. Demin arkadaşımız söyledi 25 kilometre dedi. Balıkesir'den abi 30 kilometre burayı. Tabii ki herkes kendi aracıyla geliyor burayı. Her herkes, çarşamba geliyor musun? Her çarşamba geliyoruz abi. Allah'ıma yarattık. Ne satıyorsun peki Ali? Şey ne buradaki? Abi bu odalarda, banyolarda, tuvaletlerde, arabalarda, iş yerinizde, evinizde mis gibi kokar. Gül kokusu var, menekşe var, lale var. Gül var, menekşe var, lale var, karanfil var. Evet. Gül var, menekşe var, lale var. Buyurun vatandaş. Gül var, menekşe var, nane var. Ali'nin ürünler bunlar. Mustafa Kemalpaşalı Ali geldi buraya Susurluk pazarında. Evet efendim. Var mı senin de deminki arkadaş gibi böyle bir tekerlemeli manili bir şimdi satış şekli? Abi şimdi şöyle diyeyim efendim. Sen gelme.
çek. Sen gel. Şu kadını çeker misin? Sen ne satıyorsun abla? Sen ne satıyorsun? O ne satıyor Ali? Annem oluyor efendim. Annem mi oluyor? Evet. Eyvallah. Sizin için diyor ki efendim çekmesin diyor. Tabii ki başka bir şey sanıyor onun için. Neden? Ne zannediyor? Vallahi bilmiyorum ha. Başka bir şey zannediyor herhalde. Ne zannediyor ki? Niye çekiyor? Eski topluluk onlar. Bilmiyorum yani. Kızdı mı annen? Anneni kızdırdıysak hemen gidelim, özür dilerim. Yok abi, annem kızmadı, estağfurullah. O koku buradan geliyor abi. Ali, bir şey söyleyeceğim. Burada Mustafa Kemal Paşa'da arkadaşlardan. Böyle biz roman açılımı yaptık dedik. Sen de romansın değil mi kardeşim? Evet abi, roman açılımı. Ya burada baba, böyle bir bunlar baba. Oynayalım, zıplayalım istiyorum. Darbukan var mı? Dabrukan. Abi dabrukamız yok. Dabrukamız evde. Ya romanlar dabrukasız gezmez ama Ali ya. Evet, yok mu dabrukamız? İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah kuludur. El kim olursa olsun. İlle de roman olsun. Oh. Efendim roman açılımı yaptık. Susurluk'tayız. Susurluk'ta çarşamba pazarındayız. İşte efendim romanlar anlat anlat bitmez. Yazsan roman olur derler ya işte efendim. O romanlar bunlar işte efendim. Bu koku nereden geliyor efendim? Şevket'ten geliyor bu koku. Şevket'ten geliyor. Evet. Hangi Şevket? Bu Mustafa Kemal Paşa'da bir Şevket var. Abi kardeş onlar. Nerede? Bu koku Göksel'den geliyor efendim. Neredeler hani? Nerede? Kemal Paşa'da efendim. Oraya onlar. Geleceğiz o zaman. Seni tanıyalım bakalım abi. Cemal. Cemal. Evet. Cemal abi, sen de Mustafa Kemal Paşa'lısın evet. Herhalde. Oradan geldin. Oradan geldim. Oradaki pazarlara da gidiyorsun mu abi? Gideyim yani. Gideyim. Gideyim. Burada ne satıyorsun abi? İlaç falan satıyorsun sen. İlaç falan evet. Satıyorsun. Evet. Yani gerçekten çok değişik şeyler var burada. İşte yani çok karma bir şey olmuş evet. Cemal abi. Tıraş evet. Bir şey satıyorsun. Evet. Keçe satıyorsun. Keçe satıyorum. Çamaşır ipi. Evet. Gırgır. Evet. Ve fare ilacı. Evet. Abi gerçekten hayatımda ilk defa gördüğüm en karma ve değişik tezgah bu. Evet. İlk defa. Peki 1 milyoncular vardır. Sen de onlardan mısın? Hepsi tanesi 1 milyon mu hepsinin, yoksa ayrı ayrı fiyat? Ayrı ayrı veriyoruz hadi. Ya bu Ali Yiğen'in dedi ki evet. Benim dedi dayım dedi öyle böyle bir adam değil. Öyle böyle hoş sohbet muhabbet bir adam dedi. Evet. Nedir abi bu yeğenin senden ne istiyor? Evet çağırır şey bir şey. Yeğen oluyor yani. Tamam yeğen oluyor bile. Ne istiyor? Bak aynı aynı gülüyor bak. Bakar mısınız efendim? Yeni yerler, yeni tatlar, yeni yüzler dedik. Susurluk'ta Cemal abiyi tanıdık ve Ali'yi tanıdık. Dayı ve yeğenler efendim. Abi benim dayım gerçekten bir tanedir. Dayımı kimseye değişmem. Dayım, neden peki? Neden? Abi dayım hani çok cesaretli bir adamdır. Cesaretli bir adam. Evet abi çok cesaretli hangi bir adamdır. Yani cesareti hangisi? Abi yani adam... Uzman yani ne iş yaparsa abi tuttuğu... Hep başarılı mı oluyor? Evet abi tuttuğu adamın altın oluyor abi bu maşallah, bir tane. Maşallah maşallah biz de tuttuk bu, Cemal abi bu, bir yeri altın olur muyuz biz de? Abi Allah'ın izniyle sen de ama şimdi şöyle bir şey abi. Cemal dayım bambaşka bir insan. Yani bugün bunu alsın beline demirken Cemal dayımın elinde altın olur abi bu. Allah bu adam Allah. Bir numara esnaf. Bildiğimiz çamaşır ipi he. Evet abi. Hiç öyle durmuyor ama Cemal abi hiç tamam. Konuşmuyor nasıl esnaf nasıl satıyor bunları ya? Nasıl satıyor yani Ali? Sende gene bir tebessüm var, bir muhabbet var, bir sohbet var. Orada şey satıyorsun, koku satıyorsun. Evet. Cemal abi de gördüğüm en ilginç tezgah var şu anda. Fare zehirinden bıçaklarına, abi. Ondan sonra eski model gırgırlara ve sineklik. Evet. ve sineklik. Evet. Yani bunu özellikle mi hazırladın bu tezgahı Cemal evet, abi? Özellikle. Yoksa siz bana kamera şakası mı yapıyorsunuz abi, bilmeden? Dayım, şu dayımı öpebilir miyim abi? Öp bakalım bir. Gel buraya öpeyim dene bakayım. Öp bakalım. İşte efendim dayı yiyen birbirleri olan Allah Allah muhabbetlerin sohbetlerini bozmasınlar efendim. Gerçekten çok hoş insanlar. Burada Susurluk'ta neredeyiz efendim? Çarşamba pazarındayız. Bugün de çarşamba, çarşambaya özel. Burası dediler ki çok keyifli. Panayır havasında geçiyor. Bırakın alışverişi herhangi standartlar olan bir pazar yeri değil dediler ve gerçekten öyleymiş ve bunu işlendirenler de roman açılımı dedik efendim. Mustafa Kemal Paşa'dan gelen roman kardeşlerimiz, abilerimiz. İlle de roman olsun. İlle roman olsun. Çok geniş bir coğrafyaya sahip efendim Balıkesir. Ve Balıkesir'e en yakın ilçelerden biri Susurluk'tayız. Su medeniyet değil mi efendim? Bakın, işte efendim Susurluk çayı. Bir diğer adı Simav çayı. Simav çayı efendim, Simav bölgesindeki Şaphane Dağları merkez olarak alıyor bu suyu. Buradan buraya kadar gelerek, Susurluk'a kadar gelerek Karacabey'e kadar uzanıyor ve Karacabey'den de Marmara Denizi'ne dökülüyor. Ve Marmara Denizi'ne dökülen en büyük ırmaklardan biri Susurluk çayı. Arkamdan görmüş olduğunuz gibi belki anlamışsınızdır efendim. Burada arkadaşla hanımefendi bakın ne yapıyor?
yayık ayran yapıyor. Susurluk'tayız efendim, Susurluk'ta. Birazdan kısmet olursa bu Susurluk ayranı neden bu kadar meşhur keşfedeceğiz bakalım. Ve yanında sizler için çiğ börekle Susurluk tostu yiyeceğiz. Buyurun. Yeni yerleri, yeni yüzleri yavaş yavaş keşfetmeye başladık. Ama yeni tatları biliyorsunuz Göbel'de kokoreçle, o et ve et ürünleriyle tanıtmaya başladık, size keşfettirmeye başladık. Şimdi de yeni bir tat değil ama Susurluğa özel bir tat bu da. Ne yapıyoruz ablacığım? Çiğ börek. Çiğ börek yapıyoruz. Öncelikle seni tanıyalım bakalım. Ben Ayfer Burak. Ayfer abla, buralı mısın sen? Evet. Susurluklusun. Evet. Doğma büyüme Susurluklusun. Kendim Göbel'deyim ama. Göbelli misin? Evet. Ya Göbel gerçekten saklı bir cennetmiş be Ayfer abla, senin memleket. Güzel. Ben bu kadar beklemiyordum Göbel'de. Gerçekten muhteşem bir lezzetle tanıştırdık izleyicilerimizi. Kokoreçin tadı muhteşemdi. Orada Ahmet Usta vardı. Muhteşem bir kokoreç yaptı. Bir de şey yaptı Ayfer abla. Bu ciğer sarma yaptık. Evet. Onu da biliyor musun? Göbel'in eti çok meşhur olduğu için güzel. Peki Göbel'in eti meşhur. Bu Göbel'in hanımları da herhalde böyle Bolulu ustalar gibi, Mengenli gibi aşçılar çıkıyor herhalde. Ya. Sen de bayağı bir hamaratlı bir ablamıza benziyorsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yapacaksın abla? Ben çiğ börek yapacaksın. Çiğ börek. Nasıl yapacağız, hemen kısa bir özet geç bakalım. Bizim çiğ börek hamurumuz hazır. Çiğ börek hamurumuz. Hemen gel bakalım Feyyaz, bak bu çiğ börek hamurumuz. Evet efendim. Çiğ börek hamurumuz hazır. Onu yoğuruyoruz makinede. Makinede yoğruluyor. Meşhur hayranla yoğuruyoruz. Neyle? Susurluğun meşhur ayranı. Öyle mi? Evet. Bu çok önemli bir detay efendim. Bakın çiğ börek yapıyoruz. Susurluk'tayız. Hamur yoğrulurken meşhur o köpüklü herhalde. Evet, ayranımız o kadar meşhur ki hamurumuzda bile ayranımız var yani. Hamurda bile, yani hamurda, mayasında bile ayran var. Evet. Neden meşhur peki bu ayran? Nedir o lezzeti veren, o tadı veren nedir o ayrana? Yoğurdu. Yoğurt. Aslında ne yoğurdu? Hiçbir katkısız ayranımız bizim. Ne Ayfer abla, ne yoğurdu o? Normal inek yoğurdu. İnek yoğurdu. Tamam, bu da önemli. İnek yoğurdu. Ve o birazdan zaten o çiğ börekten sonra o ayrana da detaylı olarak geçeceğiz sizle birlikte. Evet. Öncelikle başlayalım bakalım nasıl yapıyoruz çiğ böreği. Şimdi hamurumuz da hazırdı. Bunu böyle makinede açıyoruz. Artık teknoloji gelişmiş tabii. Nerede o eski, evet, o annelerimizin, işte dedelerimizin, ninelerimizin zamanında açılan hamur. Evet. Teknoloji gelişmiş efendim Susurluk'ta, bakın. Yani, hemen. Yazın o kadar yoğun ki onu daha hızlı bir şekilde yapabilmek için bu makinede onu açıyoruz. Evet efendim, burada biz gerçekten çok özel bir tesisteyiz. Bu Susurluk'tan İstanbul yolundan Balıkesir'e doğru giderken sağ tarafta bu özel bir tesisi göreceksiniz zaten. Ben size birazdan detayları da belirteceğim zaten. Çiğ börek yapıyoruz. Ayfer ablamız hamurdan aldı. Hamurumuz ama özel yoğrulmuş bir hamur. İçinde inek sütünden yapılmış Susurluk ayranı var. Bununla yoğrulmuş. Evet, evet. Ve bu şekilde bakın teknolojinin nimetlerinden faydalanarak hamurlarımız açılıyor. Sonrasında porsiyonumuzda 3 tane var. Porsiyonda 3 tane. Orijinali, kıymalı. Eğer müşterimiz isterse peynirli olarak da yapıyoruz. Orijinali kıymalı. Orijinali. İsterse peynirli olarak da yapıyoruz, evet, çiğ börek. Şansı da var. Bu çiğ börek genelde Ege kültürünün, o göçmen kültürünün yansıtmış olduğu bir börek çeşidi aslında benim bildiğim. Yanlış mı söylüyorum? Evet. Susurluk'ta da bu kadar, Susurluk'un bu konuda buna sahip çıkmasındaki bakalım. Birazdan lezzetine bakacağız, tadını. Evet. Acaba Susurluk çiğ böreğe sahip çıkmasında bakalım ne kadar haklıymış. İçinde ne vardı abla? Bu kıyma. Her gün bize günlük taze kıyma geliyor. Evet, Balıkesir yöresinin özellikle Göbel'den mi geliyor? Yok, buradan Susurluk'tan. Susurluk'tan geliyor. Susurluk'tan geliyor. Evet. Bunu söylüyoruz. Bunun içinde soğan, karabiber var. Bir içi yani. İçli, çiğ böreğin içi. Çiğ böreğin içi. Hemen bu şekilde işte görüntüsünü alıyor çiğ böreğin. Ve şu anda hazır herhalde bu pişirilmeye gitmeyi bekliyor. Evet, porsiyonda 3 tane vardı. Hak geçmesin diye Ayfer abla bize yaparken de Deretepe izleyicileri bize de 3 tane yapıyor şu anda. Her şey sistemli burada. Kimsenin hakkı geçmesin. Kimsenin kimseye hakkı geçmiyor. Ayfer abla, sen seyrediyor muydun bizim kanalı? Ben duyuyordum ama... Duyuyordun ama hiç izleme fırsatı olmadı. İzleme fırsatım olmadı. Ama artık kendini izlemek için bir gün elbet izleyeceksin. İnşallah, inşallah.
Çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane? İki tane oğlum var. İki tane oğlum var maşallah. Hakan ve Kaan. Hakan ve Kaan'a buradan selamlar efendim. Evet. Ayfer ablanın çocukları. Evet. Hakan'la neydi? Kaan. Hakan'la Kaan'a selam. Evet. Ateş, evet. Ateşe atıyoruz. Bunun özelliği de çok kızgın yağ olacak. Kaç derece? 240 yani, falan var herhalde. Bunun derecesini bilmiyorum ama muhakkak bu... Kızgın yağ efendim, evet. Çiğ böreğin olmasında kızgın yağ çok önemli. Bakın, iki kere attık ve zaten oldu gibi herhalde değil mi? Evet. Yağ çekmemesi için de birazdan Ayfer abla onu alacak. Bitti işte efendim, bakın. Çiğ böreğimiz hazır. Buna niye çiğ böreklenmiş be abla? Yani onu bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun. Onu artık biz öğrenmeye çalışacağız, keşfetmeye çalışacağız efendim. Muhteşem bir şekilde hazırlandı, pişti ama adı çiğ börek nedense. Evet. Bakalım neden denmiş, onları da araştıracağız efendim. Tadına da bakarız. Tadına da bakacağız. Evet. İşte efendim Susurluk'tayız. Aha. Yeni tatlar, yeni yüzler. Yeni yerler keşfeden programımız Deretepe Balıkesir'de yepyeni bir yüzü. Ayfer ablayı keşfettik. Yepyeni bir tat değil ama Susurluğa özel bir tat. Çiğ börek efendim. Çiğ böreği keşfettik. Birazdan da ocağının Susurluk tostunun yapılışına, tadına ve o mis gibi köpüklü ayrandan sizin için tadına bakacağız efendim. Afiyet olsun. Aycan abimizi tanıtayım size. Aycan abim için o bir efsane diyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü o adını canım yazmış olan efsane, efsanede, mitolojide geçen efendim Susurluk'taki o lezzeti, o lezzet avcılığını ilmek ilmek işliyor Susurluk tostuna. O yüzden efsane. Aycan abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi seni gördük daha iyi olduk abi. Neden sana efsane diyorlar? Ben kısaca izleyicilerimize açıklamaya çalıştım ama vallahi başka bir efsanelik durum var mı Aycan abi? Yok yok, arkadaşlarımız o lakabı taktılar. Üzerimize yapıştı kaldı. Çıkartamadık. Biraz teveccühleri var herhalde arkadaşlar. Memnunuz tabii. Peki çok güzel. Aycan abi seni tanıdığımızda memnun olduk. İzleyicilerimiz de memnun olmuşlardır. Biz Susurluk tostu biliyorsun abi, bu lezzeti Susurluk tostuna veren tabii ki senin o efsane olduğun kısım Ünerli Eller'in ayrı. Ama bir de içindeki o lezzeti bu kadar özel kılan nedir Susurluk tostunda? Şimdi ekmeği özel, peyniri özel. Ekmek özel. Tabii ki. Görelim abi hangisi bu ekmek? Ekmeğimiz özel. Hemen bakıyoruz, özel normal ekmeğimiz. Tost ekmekleri gibi değildir, şöyledir. Ne ekmeği Aycan abi bu? Fırın yapıyor bunu. Fırın yapıyor. Evet, şurada az yukarıdadır. Yani bu fırının markası herhalde. Fırın. Markası. Firmanın ismi. Evet, peynirimiz peyniridir. Tamam. Evet efendim, bakın bu fırınımızdan özel bu ekmek, sadece Susurluk tostu için yapılan ve çıkan ekmek. Aycan abim bunu taze taze getiriyorlar her gün buraya. İşte bu şekilde ekmeğimiz özel Susurluk tostunda. Bunu İkinci özel. Çiğ olarak da satıyoruz. Çiğ olarak da satıyorsunuz ekmeği. Evet, tost olarak da satıyoruz. Ben çok merak ettim şunun tadına, bakalım çiğ olarak nasılmış bunun tadı. Ekmek efendim bildiğimiz, yani yeni bir tat değil ama Aycan abi çok methetti bunu. Biz çiğ olarak da satıyoruz bu ekmeği dedi. Bakalım. Gerçekten nohut ekmeği olabilir mi? Nohut şeyi de, mayası da var. Nohut mayası da var. Yani normal bildiğimiz tost ekmekleri gibi değil. Değil. Özelliği var. Öyle olmadığı kesin. Böyle değişik bir maya tadı, o nohutun tadını da alabiliyorsun abi. Evet, peynirimiz yani abi. Sıkıdır. Yani ötekiler gibi boş değildir yani. Evet. Sıkıdır. Gerçekten farklı. Susurluk tostunu keşfediyoruz efendim. Buradan başlıyor Susurluk tostunun en önemli özelliği ekmeğinden. Peynirimize gelelim. Peynirimiz Mialiç'tir. Peynirimiz Mialiç peyniri. Daha önceki bölümlerimizde efendim bunu sizlere keşfettik ve aktarmaya çalıştık. Diğer adıyla kelle peyniri dediğimiz kelle, peynir değil mi? Manyas kelle peyniri. Özellikle Manyas'ta ve Savaştepe'de efendim. Özellikle peynir diyarı Savaştepe'de muhteşem Mialiç ve kelle peynirlerine denk geldik. Bunlar nereden geliyor abi? Bunlar Kemalpaşa'dan geliyor. Kemalpaşa'dan geliyor. Niye peki abi? Yani evet. Susurluk'tayız. Bunun içerisinde Balıkesir'in o Savaştepe gibi bu konuda duayen yeri, Manyas gibi bir yer varken neden Kemalpaşa'dan geliyor? İlgi mi çektiği için soruyorum. Toplancısı orada. Oradan buraya geldiğini biliyorum ben. Acaba biraz daha mı uygun fiyatlı alıyorlar da olabilir. O da olabilir. O da bir ilgidir. Peki efendim, Susurluk tostunda ikinci önemli anekdotumuz Mialiç kelle peynirimiz. Evet. Evet abi, ondan sonrasını devam edelim. Nasıl yapıyoruz tostu? Tostu şöyle yapıyoruz. Ben size bir tane örnek göstereyim. Bunun
Susurluk tostunun en önemli özelliklerini saydık ve sadece peynir kullanılması değil mi abi? Başka bir şekilde... Kesinlikle kaşar kullanmak. İsteğe göre, arzuya göre kaşar kullanan var. İşte ne bileyim sucuk koyan var, sosis koyan var. Bu artık şeye dönüyor biraz. Susurluk tostundan çıkıyor. Bu bizim, ben aslında İzmirliyim, bizim kumruyla karışık yaparlar, ona dönüyor. Onun için hiç Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok efendim. Susurluk tostunda iki tane önemli anekdot saydı. Biri ekmeğimiz, bak. Biri bu ekmeğimiz, biri de bu Mihaliç kelle peynirimiz efendim. Ve böyle bir efsanenin de olması tabii. Hünerli ellerle birazdan tosta dönüşecek bu. Evet Aycan abicim, devam et abi. Bakalım. Ekmeğimizi attık, kızarttık biraz. Ekmeğin kıyısı diyelim şurası. Ekmeğin kıyısı daima içe gelecek. Evet. Müşterinin görmemesi için. Bu az. Biraz daha buradan ekleme yapabiliriz. Şöyle direkt kesilmiş peynirlerden. Şöyle. Misafirler doysun değil mi abi? Ortalama doysun. 70-75 gram arası peynir veriyoruz. 70-75 gram arası, bu çok önemli. Peynir Susurluk tostunun içine giriyor efendim. Bakın burası Susurluk, anlatırken size hep söyledik. Burada efendim eski adı buranın Susığırlık. Susığırlık olduğu zamanlardan Bursa, İstanbul, İzmir karayolu hep burası. Eskiden buralarda efendim kervanlar geçermiş burada. Develerle. Yanlış mı söylüyorum Ayfer abla? Kafa sallıyorsun orada. Ayfer abla da efendim demin çiğ böreği yaptı. Katılıyor bana. Ben doğruyu söylüyorum. Çünkü keşiflerimizde bunları size hep öğrendik, anlatmaya çalıştık. Burası da bu karayolun içerisinde en işlek ve en rağbet gören yolcuların durağı diyebiliriz değil mi Aycan abi? Tabii. Eski işler yok. Eskiden bu Susurluk tostunun ayranını ilk meşhur edenler Ayrancı Şükrü diye bir rahmetli vardı. Allah rahmet eylesin. O da benim babamın ustasıymış. Öyle mi? Sonradan öğrendim. Maşallah. Ayranı o meşhur ediyor. Tost da Hacı Kamil sayesinde ilerledi, devam etti, gitti. Çiğ böreği zaten meşhur olmuştu. Çiğ böreği keşfettik ve yeni bir tat olarak hazırladık onu. Evet. Şimdi Susurluk tostu hazırlanıyor. Evet, birazdan da seninle birlikte kızardıktan sonra ayranı keşfedeceğiz. Bakalım bu ayrana bu kadar lezzet veren, tat veren neymiş? İşte yağı, efendim. Yağı çok sürmüyoruz. Özellikle kenarları sürmüyoruz. Ne yağı kullanıyorsun Aycan abi? Normal margarin kullanıyorsun galiba. Ama bizim bildiğimiz gibi sana verdi var. İsim kullanmayalım da öyle değil. Yani iki tarafında yağlıyoruz. İki tarafında yağlıyoruz. Kenarlarını yağlıyoruz. Ondan sonra erimesini bekliyoruz. Biraz şöyle erisin, yağı çeksin, daha güzel olsun diye herhalde bu değil mi abi? Evet efendim, Susurluk'tayız. Deretepe Balıkesir tüm hızıyla devam ediyor. Keşiflerimiz, yeni tatlar, yeni yüzler, yeni lezzetler, yeni yerler keşfediyoruz efendim. Susurluk'ta şu anda da Aycan abiyle birlikte, Efsane ile birlikte, Ünerli elleriyle birlikte bakalım Susurluk tostumuzu bekliyoruz çıkmasını. Tabii biz de bundan memnunuz. Biz de ekmek yiyoruz. Yani, sayede yani. Bu şekilde büyük bir istihdam sağlanmış burada da zaten. Susurluklular bu konuda. Susurluk dünyaya mal olmuş. Türkiye'den sonra dünyaya açılan penceresi efendim tost ve ayran. Aycan abi, yıllar önce biliyorsun burada bir kaza oldu. Evet. O kazadan sonra da Susurluk bayağı bir isim yaptı. Çok kötü bir durum aslında. Kötü bir durum tabii ki de, tabii tartışılır bu. Hangi açıdan bakıldığına lazım. Ama o kazanın ardından da artık Susurluk bununla anılmaya başlandı efendim. Bakabiliriz. Tost ve ayran. Bakar mısınız efendim? Bütün peynirlerin içinde tamamen erimesi. Bakın efendim, bakın. Oy. Yani müşterinin ısırdığı her yerde peynir çıkacak. Önemli olan o. 75 gram peynir koyduk her abi. Isırdığı her yerde çıkar artık evet, bence de. Yani. İşte efendim, Deretepe Balıkesir yeni yerler, yeni tatlar, yeni yüzler keşfederken Susurluk'ta bir efsaneyi ve o efsanenin hünerli ellerinde hayat bulan Susurluk tostu. Evet efendim, Deretepe Balıkesir'de gerçekten o bir efsane dedik. Bakar mısınız? Bu ana özel Aycan abinin doğum günüymüş. Bizim de haberimiz yoktu. Gerçekten çalışan ekip arkadaşları ona sürpriz yapmışlar. Kendisinin bile haberi yok efendim. Aycan abi. Buyurun. Çok mutlu oldum. Ağlayacaksın neredeyse be abi. Abi sağ olsunlar. Allah razı olsun. Abi kaç yaşına bastın? Vallahi 41 bitti, 42 gün. 41 bitti maşallah. 2 gün sonra da benim doğum günüm Aycan abi. Senin de doğum günün kutlu olsun şimdiden o zaman. Sağ olasın, teşekkür ediyoruz. İşte efendim bakın, biz yeni yüzleri tanırken ve tanıtırken demin de söyledik. O bir efsaneymiş. Gerçekten bakın arkadaşları doğum günü pastasına bile işlemişler. Üfle var Aycan abi. Oba! Teşekkürler. Allah herkesten razı olsun. Vallahi çok mutlu oldum ya. Eyvallah.
Nereyi keşfettik? Bu hafta Susurluk'tayız. Balıkesir'in en yakın ilçelerinden biri Susurluk ve eski adı Susağırlık. Burada efendim olduğumuz yer, şu andaki bölge Bursa, İstanbul, İzmir karayolunu oluşturuyor ve karayolunun oluşturan kısımda hemen yanında belediye buraya çok güzel bir tesis yapmış efendim. Gerçekten de bu yeni tatları keşfetmemizde bize çok yardımcı oldular. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Dilerseniz demin yapılışını gösterdiğimiz çiğ börek ve Susurluk tostunun kısa bir özetini geçeceğim size efendim. Olmazsa olmazı Susurluk tostunun şu hale gelmesinde efendim ekmeği çok önemliydi. Ekmek özel bir ekmekti ve içinde yaklaşık 75 gram kadar peynir kullanıyorlardı. Mihaliç kelle peyniri kullanıyorlardı. En önemlisi de efendim şöyle açtığınız zaman bakın bunun, bu peynirin şu şekilde sünmesiydi. Her yerinde bakın efendim, görüyor musunuz nasıl dağılmış içinde peynir. İşte efendim o canım, o bir efsane dedik. Efsanenin hünerli elleriyle hazırlamış olduğu Susurluk tostumuz. Bir diğeri ise çiğ börek efendim. Aycan ablamız hünerli elleriyle sağ olsun yaptı. Bunu özel hamuru vardı. Özel hamuru açıldı. İçine çiğden kattıkları için efendim harcını, kıymasını, buna o yüzden çiğ börek deniyormuş. Çiğ börek de gerçekten ve en önemlisi 240 derecelik bir ateşte kızgın yağda attı çekti. Yağ çekmemesi için bu çok önemliydi ve bu kıvamı aldı. En önemli keşfimiz de efendim, bunlar yeni lezzetler değil tabii ki de, ama yeni lezzetler değil, en önemli lezzetleri yerinde yemeniz önemli. Bunun dışında buradan başka bir yerde, Susurluk'tan başka bir yerde bu kadar lezzetli tost, ayran ve çiğ börek yeme şansınız yok. Bunu iddia ediyorum ben. Şimdi sizler için tadına bakacağım ve bu en çok sevdiğim yer. Sizin de bence pek fazla sevmediğiniz, bana ver yansın ettiğiniz yer. Ama ne yapalım, programın formatı böyle. Hemen efendim bakın çiğ böreğimizin tadına şöyle bir bakalım. Bakın Feyyaz, bakar mısın? Bakın efendim işte iç harcı hazırlanmış. İsteğe göre tercih ediyorlarmış. Bunun içerisine peynir de kullanılıyormuş sadece. Ama bunun orijinali şu şekilde olması. Bakın efendim Susurluk çiğ böreği. Of, kokuya bakın. Mis, mis. Ben gene efendim sizleri kırmayacağım. O Feyyaz eridi gitti dediniz. Hep söylediniz. İlk önce Feyyaz'dan başlayacağım. Al bakalım Feyyaz'cığım. Sen bak çiğ böreğin tadına. Ağzın yanmasın ama. Ağzın yanmasın. Bak bakalım tadına. Oh Feyyaz efendim var ya, verdiğim lokmayı bir hamlede yuttu götürdü. Nasıl? İşte efendim Feyyaz kafayı sallıyor gene. Kamerayı sallayarak gösteriyor nasıl olduğunu. Ben de dilerseniz tadına baktıktan sonra yüz ifademle size çiğ böreğin tadını anlatmaya çalışacağım. Kusursuz. Gerçekten kusursuz. Muhteşem bir tat. Demin unuttum söylemeyi efendim. Çiğ böreğin içerisindeki hamurun harcına Susurluk ayranı da karışıyor. O yüzden bu lezzeti alıyor. Susurluk ayranının oluşmasındaki tat da ise efendim inek yoğurdundan yapılıyor Susurluk ayranı. Malumunuz bu bölgede, Balıkesir 18 bin kilometre kare dedik. Bu bölgedeki hayvanlar gerçekten o kadar lezzet yönünden, mesela kullanılan inekte ineğin sütü, yoğurdu, hepsi onların bu yöredeki beslenme şekilleriyle bu kıvamı aldığı söyleniyor. O yüzden başka bir yerde bu lezzeti bulmanız mümkün değil. Çiğ börek içinde, Susurluk tostu içinde ve Susurluk ayranı içinde. Deretepe Balıkesir'de bir Susurluk'un anatomisini anlatmaya çalıştık efendim sizlere. Susurluk dedik, gerçekten tarihi, doğası, kültürel mirası, yeni tatları, yeni yerleri ve yeni yüzleri keşfetmeye çalıştık. İşte gün bitmek üzere, güneş tüm kızıllığıyla batmak üzere efendim. Neredeyiz şu anda? Susurluk'ta, Ilıca Boğazı'nda ve eski buram buram tarih kokan Ceneviz Köprüsü'nün üzerinden sizlere veda ediyoruz.
Palas, Deretepe Balıkesir'i sundu.